Moleskine Winter, 3B grip noktalarından düzenleme isimli özel bir düzenleme yeteneği sunmaktadır. Grip mantığını birçoğumuz AutoCAD'den biliyor olabilir. AutoCAD'de iki boyutlu nesneler seçildiğinde bunların başlangıç ve bitim noktalarında grip noktaları çıkar. Bu grip noktalarından tutup çekiştirerek nesneleri düzenleyebilirsiniz. Benzer bir mantık AutoCAD Mechanical 3 boyutlu katıları için de kullanılabilir. Bunun için kullanacağım dosyayı öncelikle açıyorum. Bu basit bir montaj dosyası. Örneğe başlamadan önce seçim önceliğini değiştirmem gerekiyor. Montaj modellemede göreceğiz ama bu örneği kullanabilmek için seçim önceliğini burada da değiştirmemiz lazım. Seçim önceliğinden kastedilen şey, siz şu anda örneğin seçim önceliği parçalarda. Bir nesne üzerine geldiğinizde parça seçiyorsunuz. Hızlı ulaşım menüsünün bu bölümünden seçim önceliğini değiştirebilirsiniz. Ve biz burada yüzeyler ve kenarlar seçim önceliğini tanımlayacağız. Dolayısıyla şimdi dikkat ederseniz seçim önceliği yüzeyler ve kenarlarda olduğundan artık parçaları değil, parçaların yüzeylerini seçebiliyorum. 3B grip düzenlemeye ulaşmak için öncelikle bir yüzey belirtiyoruz. Daha sonra sağ tuş menüsünden 3D Grips komutunu çalıştırıyoruz. Komuta girdikten sonra dikkat ederseniz parçam üzerinde dolaştıkça düzenleme yapılabilecek grip noktalarını görebiliyorum. Aslında düzenleme işlemi oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Öncelikle hangi grip noktasından işlem yapacağınızı işaretliyorsunuz. İşaretli tutarak farenizin sol tuşuyla değişikliği yapıyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi AutoCAD'li iki boyutlu nesnelerde yaptığınız işlemi bu sefer Inventor'da üç boyutlu nesnelerde yapabiliyorsunuz. Burada dikkatinizi çekeceğim nokta, bu değişikliği yaparken tüm parçanın değiştiği. Çünkü bu işlemin ölçüleri parametrelerle birbirlerine bağlanmış durumda. Boş bir yerde sağ tuşa basıp Cancel'la komuttan çıkıyorum. Öncelikle bu durumda neler yapabileceğimize bir bakalım. Uygulama menüsünden seçeneklere gidelim. Seçenekler bölümünde de Part kısmına geçiyoruz. Part kısmındaki bu iki seçenek ya da bu iki bölüm bu tarz durumlarda neler yapabileceğimizi gösteriyor. Dimension Constraints bölümü parçalar üzerinde ölçü sınırlamaları var ise grip düzenlemesiyle bunların nasıl davranacağını ayarladığınız bölümdür. Hep dikkate alınsın seçeneği. Bu seçenektir. Eğer denklem yoksa bu sınırlamayı gevşet. Şu anda seçili olan seçeneğimiz her zaman gevşet ya da bana sor diğer seçenekler. Burada biz her zaman gevşet seçeneğini seçiyoruz. Şimdi aradaki farka bakalım. Yeniden yüzeyi seçiyorum. Sağ tuş menüsünden 3D Grips komutuna giriyorum. Şimdi dikkat ederseniz parçanın tümü değişmiyor. Sadece ilgili ölçüler değişiyor. Aslında bunun mantığı şu. Biraz önce denklem olarak gördüklerinizi Autodesk Inventor bu işlemde o denklemin o anki güncel değeriyle değiştiriyor ve o güncel değer sabit bir değer durumuna geliyor. Böylece herhangi bir denklem kalmadığı için yaptığımız işlemde buna göre değişik sonuç veriyor. Grip noktalarıyla düzenleme şimdi gördüğünüz gibi rastgele olmayabilir. Düzenleme yapacağınız grip noktasının üzerine gelip sağ tuşa bastığınızda değişik seçenekler çıkar. Edit Offset bunlardan bir tanesi. Edit Offset diyalog kutusuna bir değer girdiğinizde bu şu anda bulunduğu değerden verdiğiniz değer kadar ötelenecek anlamına geliyor. İşlemi kabul etmek için sağ tuş menüsünden Done ile devam edebilirsiniz. Seçim önceliğini yeniden parçalara değiştirelim. Yine aynı yerden bu sefer
Select Part Priority seçebilirim. Bir de unsurlarda nasıl davrandığını görmek için 3B grip düzenlemenin unsur seçim önceliğini işaretleyelim. Dikkat ederseniz şimdi Inventor'la unsurları seçebiliyorum. Burada görmüş olduğunuz unsur üzerine geliyorum ve sağ tuş menüsünden 3D Grips komutunu çalıştırıyorum. Bu alana biraz yaklaşalım. Şimdi bir farklı kullanıma daha bakacağız. Buradaki grip okunu işaretliyorum. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz kenarı işaretliyorum. Bu şu demek. Bu grip noktasını tut, al. Bu da göstermiş olduğum kenara kadar uzat. İşlemi onaylamak için sağ tuş menüsünden Done ile komutu bitiriyorum. Bu şekilde buradaki örnekte gördüğünüz gibi 3 boyutlu katı modelleri çok kolay ve hızlı olarak düzenleyip istediğiniz boyutlara getirebilirsiniz.